Merhaba arkadaşlar, günaydın. Günaydın. Nereye günaydın. Gidiyoruz? Biraz değişik bir açılış oldu yine. Biz şimdi Divriğe'den, Odur'dan yola çıktık. Kemaliye'ye gidiyoruz, Erzincan'a. Karanlık Kanyon'da tekne turu yapacağız. 3 araba gidiyoruz, böyle önlü arkalı. İnternetten araştırdık, bayağı güzelmiş, 35 dakika sürüyormuş. İşte kişi başı 100 lira dediler ama orada bir pazarlığa oturacağız bakalım. Güzel bir tur bizi bekliyor. Tam 1,5 saat gösteriyor navigasyon ortalama. Engin daha iyi bilir. Gidiyoruz. Daha fazla olur. Daha fazlası olur. 9:20 geçe çıktık yola bakalım. Şu an 9:45. Gidince göreceğiz. Orada annemler zipline yapacağını falan iddia etti ama yaparlarsa iyi izlenme alırız diye düşünüyorum. Genel olarak öyle. Bakalım şimdi yoldayız, gidiyoruz. Yol üzerinde de güzel noktalar var. Oraları da çekeriz büyük ihtimalle. Şimdiden iyi seyirler. Yolda giderken ana yol kenarında hemen böyle bir çeşme vardı. Hüseyinoğlu Mehmet Beyaz afiyet şeker olsun, nur imanın olsun yazmış. Çok güzel, buz gibi bir su. Buraya da bank koymuşlar, iki tane. Topluca kahvaltıyı burada yapalım dedik. Bakalım neler getirmişler. Şey alsaydık. Ne? Semaver alsaydık burada hemen yakardık. Yok ya, sen yağmur hanım. O benim işim. Yok yapar. Odun kurma işi kolay. Süleyman böyle. Ava sen içine girdin, hemen kuru kuru odunlar çok güzel yumurta soyarız. Evet valla. Kardeşim sen ne yapıyorsun? Yemeği mi bekliyorsun? Az önce tepsi taşımayan Mert'in bunu bana söylemesi. İkimiz çocuklara çok açık. Hava da çok iyi ya. Onlara ayrı koy. Ha şu ağaçtan. Tadı ete mi lan? Doldurun biraz. Ha zar olur ya. Helva yapar. Açış bunu. Tamam et al. İki tane de çöp poşeti aldım. Şimdi biz Karanlık Kanyon'a geldik. Şu teknelerle tura çıkacağız bakalım. Muz var. Zipline var. Şu karşıya kadar gidiyor. Ona ben cesaret edemem de kilomdan dolayı. Bizimkiler binecekler galiba. Hafif bir rüzgar var ama güzel. Ha bak şuradan geliyor millet. O dev salıncak var. Balık olmazsa belki çırçır falan olur. Öyle salıyor. Balık balık. Dev salıncak varmış bro. Aynen. Tamam. Kaç? Annem gaza geldi, zipline'a binecek. Yeğenimle beraber ikisini yolculayacağım. Tamam mı? Kuzenle halam da biniyor, onlar da önden gidiyor. Gel anne, senin de üstünü giydirsinler de. Hadi bakalım anne. Yok. Nasıl, heyecan var mı? Yok. Ama binince belki olabilir. Takayım mı? Ay çok sıcak oldu abi. Sıcak evet. Aynen, öğlen sıcağı geldi. Hazır mısın anne? Evet. Tamam. Türkü söyleyerek git oradan. Kendinize tamam mı? Kendinize iyi bakın. Hadi iyi yolculuklar. Suyun ortasında kalırsan telaşlanma. Ezgi ablam boks yapmaya başlamış. Önce halamla kuzenim gidiyor. Allah bilir. Annem nerede? Evet. Hazır mısın anne? Hazırım.
Bizimkiler gaza geldi, şimdi de salıncağa biniyor, hadi bakalım. Şuradan çekiyor halatla. Bayağı bir ileri gideceksiniz. Daha başlamadan bir korku. Bak buradan sizi bir fırlatacak böyle. Gönder abi. Çok iyi ya. Kardeşim ıslata ıslata götürüyor, 35 bin kişi yolculuğa başladık. Buradan nereye kaçak gidebiliriz? Fırat nehrine. Gerçekten mülteci gibi hissediyorum kardeşim. Evet. Olsun, ne yaptı? Baksana. Thank you.
biz birazdan şöyle döndükten sonra tam anlamıyla göreceğiz. Biz burada doğa sporları şenlikleri yapıyoruz her sene. Şu anda bu şenliklerin içindeyiz fakat deprem dolayısıyla şenlikleri bu sene atlattık. Burada doğa sporları şenliklerinde 5 yap sporun yapıldığı yerdeyiz. 5 yap nedir? Paraşütle yapılan serbest atlayış sporu. Hemen üstümüze bakıyoruz gökyüzüne. İki dağ birbirine bağlayan bir çelik halat var. Tam ortasına top var. Görüyorsunuz. Halatın yerden yüksekliği 700 metre. Sporcular teleferik yardımıyla halatın ortasına geliyorlar ve kendilerini 400 metre boşluğa bırakıyorlar. Daha sonra paraşüt açıyorlar ve platforma inmeye çalışıyorlar ki genelde inemeyip suya düşüyorlar. Onlara biz yardımcı oluyoruz. Ölenlere de Allah rahmet eylesin diyoruz. Hemen karşıda bir tane arkadaşımızın resmi var. 2015'te hayatını kaybettik. Üstümüze bakıyoruz. Bir yol geçiyor tüneller şeklinde. Onlar mağara değildir, tüneldir. Bu yolun ismi Kemaliyeler Taş Yolu. Ağırlık olarak Divriği'di sanırım. Evet. Bu yolun sonu Divriği yoluna bağlanıyor. Yol 1800 yıllarda yapılmaya başlıyor. 2002'de Recep Yazıcıoğlu tarafından bitiriliyor. 13 kilometre uzunluğunda 9 kilometre süren olan bir yol. Yapımı 138 sene sürüyor. Şu an olduğumuz yere kadar gene tamamen el işli. Yani kazma kürekle. Bundan sonra tüneller başladığı için insan gücü azalıyor. Kemaliyeler ilerleyemiyorlar. 94'te Yazıcıoğlu geliyor. Erzincan valisi olarak ve Kemaliye Turizmi için 2002 yılına kadar bu yolu yaparak hizmete sunuyor. Şu anda dünyanın en tehlikeli 8. yolu dediğim gibi. Sol tarafta şimdi yolu görüyorsunuz ama birazdan kanyona girince yolu göremeyeceksiniz. Çünkü 9 kilometre boyunca kanyonla beraber tünel şeklinde gidecek. Birazdan Kemaliye geçtiğiniz zaman coğrafyasını da göreceksiniz. Bu yolun neden yapıldığını anlatayım. Dört tarafı dağlarla çevrili bir ilçe. 1800 yıllarda ulaşım çok sıkıntı olduğu için ve Kemaliyeler çok fazla üretim yaptıkları için bu yolu yapmak istiyorlar. Neden üretim, ne üretim yapıyorlar? Başta altın. Bizim asıl geçim kaynağımız altındı. Daha sonra dutumuz meşhur. Hayvancılıktan gelen kasaplık ve derecilik, bir de kadınların el emeği olan halı dokumacılığı. Kemaliyeler bunları üretiyorlar fakat kışın İstanbul'a aktaramıyorlar. Çünkü İpek yolu bildiğiniz gibi Divriği'den geçiyor. Biraz dolanıyor bizimki. O zaman eşkıyaları Kemaliyelerin zengin olduklarını bildikleri için önlerini kesiyorlar. Kemaliyeler de kısa ve korunaklı bir şekilde kış şartlarını azalt ederek çıkmak için aynı Ergenekon destanı gibi dağlara denerek çıkmak istiyorlar. Yol açılınca bu sefer göç başlıyor. Özellikle Kemaliyelerin erkekleri aynı Almancılar gibi İstanbul'a gidiyorlar. Fakat kadınlarını burada bırakıyorlar çünkü ilk önce işlerini kursunlar diye. Kadınlar burada kalıyor, ürünler ürettikçe erkekleri yolluyorlar. Erkekler de alıyor, satıyorlar, paraları yiyorlar. Mani yoluna giderseniz görürsünüz buradan sonra. Yaklaşık 300-400 tane mani var Kemaliye'de yolda. Kadınların erkeklerin arkalarından yazdığı maniler hep ağıt içerisinde. Kimisi şöyle başlıyor, Ela gözlerin sevdiğim ağam niye gittin gelmedin? Kimisi de abinin dediği gibi cehennem oğlu da geriye gelmeyesin, o sana taşlar düşün diye başlarlar. Böyle güzel bir minik bir şelale var, soğukluyor. 5 lira o da yabancı değilsiniz Ay oradan su mu alsana? Mert bir dursana, ben su, elime su alacağım oradan. Ben de gidiyorum şöyle bir. Çok tatlı lan, güzel bir şey. Oh, rahatladım. Tamam mı? Burası meşhur Kemaliye Tüneli. Şimdi girdik bakalım tünele. Bir şey söyleyeyim mi? Bayağı geldi artık. Esinti var ha. Yani.
Şimdi burası normalde taş yoluydu değil mi? Hayır, burada değil. Burası orası yok, normalde değil. Ha, burası değil mi? Karşı ediyor. Ha, karşı. Böyle, pardon. Öyle, kanka, taş yolu. Şey, o taş yol çok güzelmiş ama dünyanın en tehlikeli 8. yolu dedi rehber. Orada giderken oradan gidelim diye düşündük ama geçen gün yağmur yağmış ve inanılmaz heyelanlar olmuş herhalde. Bir tane de köprü çökmüş. O yüzden yolu kapatmışlar. Oradan gidemiyoruz. Kemaliye merkezi. Üf, köprüye bak. Oradan da Kırkpınar mıydı? Kırkgöz. Su çıkan çok güzel bir yer varmış, bir köy. Oraya da gidip döneceğiz Divriğe. Şimdi Kemaliye merkeze geldik. Şimdi burada bir kalabalık var. Cami var. Acaba kafe falan mı var? Şelale mi döküyor? Nehir var ya, nehir döküyor ya. Evet. Bütün evlerin böyle dışı ahşap kaplamalı. Taş ve ahşap. Kırık'ın içeri. Kemaliye. Şurada bir Atatürk heykeli var. Otel varmış. Bu var. Ben buraya müzeyi getirmeyi düşünüyorum. Yani onları biraz şu şeyin tatlısı. Bence burası çok kalınacak bir yer değil yani. Böyle yol üstünde geçerken ama uğranabilir bir yer. Kalıp ne yapılacak ki burada? Bak 2-3 günde iyi kalınacak. Bilmiyorum. Burası neymiş? Kemaliye. Aa, Kemaliye bir belediyesi etnografi müzesiymiş burası. Aslında gezdirebilir. Evet, buraya bir gün ayırmak lazım ama. Buraya gezek mi ya? Kapalıdır, ben yemek yemeyeceğim yani zaten. Bugün kapalı kapalı. Hadi ya. Şimdi Kırkgöz'e geldik. Burası da Kemaliye'nin ilerisinde bulunan bir yer. Suyun kaynağı buradan çıkıyor. Burada da yazıyor zaten. Çok soğuk ve temiz bir suyu var. Buz gibi. Şimdi aşağıyı da çekeceğim. Aşağıda da piknik alanı var. Hop, düşmeden çıkabilirsen. Yani buraya gelirken mangalınızı da getirebilirsiniz. Mangal da yeri varmış. Çayınızı, çorbanızı getirin. Manzarası da çok güzel. Göstereceğim birazdan orayı da. Güzel bir ortam kurabilirsiniz. Kemaliye'den dümdüz devam ettikten sonra birkaç 8-9 kilometre sonra Kırkgöz mesire alanı tabelası var. Oradan sağa dönüyorsunuz. Biraz daha tırmanınca burayı görürsünüz zaten. Burada çayınızı, yemeğinizi getirip güzelce banklara çöküp yiyebilirsiniz. Gölge, serin. Her yerde dut ağacına dalıyorsunuz ya. Galiba. Bak şu yolun üzerinde şey var ya. Arapir yazıyordu, gördün mü? Evet, evet. O yol üzerinden gidelim. Geri gelmeyeceğiz mi bu yola? Yok, yok, gidelim Arapir. Arapir'den, tamam. Tamam. Şu da manzara. Yani. Mükemmel.